Çok affettin artık, affetsen de aynı yarayı alacaksın. Yine sen bilirsin ama ben kocaman bir soru işareti bırakıyorum Akrep Burçlu sizlere. İster kabul edin ister kabul edin, yine ucu size dokunacak ve canınız yanabilir, ihmal etmeyin diyorum. Sizin de aileniz, özellikle büyüklerinizden, babaanne, anneanne dediğimiz kişilerden bir miras ve dayı ya da teyzelerden ya da amca ya da halalardan doğacak miras tartışmanız ve çatışması gündeme gelecek. Bu da biraz canınızı yakacak. Hatta herkes diyecek ki burası benim anamın evi. Yani sanki onun babasının ya da anasının evi değil gibi. Yani 70 yaşında kadın böyle konuşunca dengeniz bozulacak. Sinirlenmeyin. Hak ve yasa olarak haklarınıza sahip çıkın. Doğru süreçte haklarınızı alacaksınız diyorum. Şöyle demişim, hayalle gerçeği karıştıran akrepler gerçek dünyaya dönsünler. Çok iyi para ve rızık kapınız var. Bunları kaçırmayın istiyorum. Hatta şans topu, sayısal lota, bu tarz enerjilere önem verin. Çünkü güzel, bereketli bir haftaya geçiş yaptı bazı akrep burçları. 8 Haziran, 14 Haziran. Yay burçları neler bekliyordu? Yurt dışı ya da şehir dışı özlemiyle dört gözle yanarsın ya. Anamın yanına gitsem, babamın yanına mı, babaannemin. Böyle bir yerlere gideyim, kaçayım, biraz sessizlik ve bu kaostan kurtulayım ve zaten iş problemim var, maddi kayıplarım var ve biriktirdiklerim de çok azalma var. Nerede para harcamam ve bu parayı nasıl değerlendiririm diyorsunuz ama sizde güzel bir iş kapınız var, bir yere gitmeyin. Biraz daha sabırlı olun, şimdiden hayırlı olsun bu iş kapınız. Çok uzun soluklu ve sizi mutlu edecek bir iş kapısı. O yüzden bence burada kalın. İşiyle alakalı değişiklik veya da yenilik bekleyen bazı yaylar şu an aynı statüde devam edecek. Önemli olan yerinizi kolladığınız ve koruduğunuzla alakalı sevinç yaşayın. Çünkü şu an yerinize gözünü diken bazı insanlar var ama yöneticileriniz ya da çalıştığınız patronların sizden çok memnun olduğu için sizi kaybetmek istemiyorlar. Sizin de birine bir borcunuz olabilir ya da almak istediğiniz birinden bir para beklentiniz olabilir. Bu parayı isteyebilirsiniz, verecek gözüküyor yay burçları. Kimden borç isteyeceksiniz, olumlu ve hayırlı. Uzun süredir bir bankadan ev kredisi bekliyorsanız ya da araç kredisi bekliyorsanız olumlu evrağınızı alacaksınız. Ve almak istediğiniz ya da yapmak istediğiniz kapınız hayırlı olacağını söyleyebilirim. Yüksek eğitim ya da üniversite sınavına hazırlanan bazı yay burçları başarmış olarak gözüküyor. Ya da çocuğunuz lise sınavına hazırlanıyorsa başarmış olacak ve endişe etmenizi istemiyorum. Sizde de batık tırnak uyarısı vermişim. Rahim ağzı kalınlaşma uyarı vermişim. Sağlığınızla alakalı. Özellikle de erkeklerde prostat ya da mantarla alakalı noktalarına dikkat etmesi, ayak mantarları dikkat edilmesi gerektiğini uyarı vermişim. İhmal etmeyin. Bir de yurt dışına yerleşmek isteyen ve bununla ilgili evrak bekleyen yay burçları ile ilgili, hani bu İstanbul'da ya da bu yaşadığım şehirde bana hiçbir artı yok, ben gideyim demek isteyenler Eylül ayında start verilmiş ve gitme hakkına kazanmış olacaksınız. Ama yüksek eğitim ve lisans yapanlar şimdiden burs beklentisi ya da para beklentisi olan yay burçlarında şimdiden başvurursanız bursunuz okey ve olumlu olarak gözüküyor. Kendi işini yapan ve ortaklığı olan bazı yay burçları ortaklı süreçten ayrılacak. Sadece kendi işini yapacakmış. Ortaklı süreçlerde zarar ediyorum. Artık ne kazanırsam kendime kazanayım mantığında olan yay burçları. Mesela devlette çalışan, özellikle hastanede çalışan bazı yay burçları hastane değişimi ya da hastaneyle alakalı bölüm değişimi bekleyen yaylara da olumlu evresi. Aşksız olanlara sabır ve doğru aşk kapıda demişim. Evli olanlar şu an idare etsinler. Bazıları da boşanma kağıtları hazır anlaşmalı şekilde. Bence bir şans verilmeli bu hafta. Ondan sonra bu kararı verin demişim. 8 Haziran, 14 Haziran. Oğlak burçları neler bekliyor diyorsanız. Çok mu hızlı yaptım? Haklısınız. Oğlak burçlarına şunu demişim. Evet, para yok, iş yok, bir sürü sıkıntılarımız var. Beklenilen yeni haber, yeni anlaşmalar, yeni işler bekliyoruz ve hiçbirinden haber yok. Her hafta oğlak burçlarına muhteşem mi söylüyorsunuz? Evet, o hafta bu hafta. İşler, olumluluk, anlaşmalar, imzalar, işinizle ilgili verimlilik ya da planladığınız ne varsa kapınızda. Bu hafta bu işsizseniz iş probleminizin biteceği, maddi kayıp yaşıyorsanız maddiyatla alakalı verimlilik dönemi ve uzun süredir istediğiniz bir şirket varsa buradan doğru bir çağrılma ve yerinizi sağlamlaşma. Aslında bana göre yavaş yavaş bu hafta itibariyle enerjinizde değişim, siz de gökyüzünün size sunacağı
Mis gibi bir havanın rengindesiniz. Doğru renk diyorum, doğru iş, doğru oluşum ve size mutluluk getirecek. Bazı borçları olan